Harbi değişik bir mekan. Baba, bak bunu çok merak ediyorum. Birkaç gün gittik, bayağı oyun moyun bir sürü şey var. Evet ya, şehirden uzak kalmak için böyle hani ayrı bir kafa yaşamak isteyenler için mükemmel bir yer. Hem zaten iş imkanı da var, şeyi de var. Kendi kendilerine orada kendi yağlarında kavruluyorlar baba. Bir de herkes samimidir orada. Haydi bakalım. Ses çok düşük abi. Yo, sesi iyi la. Bakalım neler çıkmış. Bir sürü yeni oyundan bir sürü yeni haber öğrendik. Pek çok yeni oyun kendini gösterdi. Ben de bu gösterilen oyunlar arasından ana bu acayipmiş dediğim oyunları sizler için derledim. Tabii de kendim için derledim. Misal ne var? Prince of Persia The Last Crown var. Daha önce söylentisi dönen bir oyun olmuştu aslında ama aradan zaman... Ben Prince of Persia'yı PSP'de oynardım küçükken. Ondan sonra PSP'den sonra bir daha hiç böyle bir oyunu oynamadım. Mesela aslında bunu deneyebilirim ya. Geçince unutuldu gitti yani, en azından ben unutmuştum böyle bir şeyin yapıldığını. Bu oyunun Prince of Persia Remake'le bir ilgisi yok, tamamen yepyeni bir proje. Ve gördüğünüz üzere bir yandan görünümlü aksiyon macera oyunu kendisi. Böyle 2D aksiyona giriyorsun, zıplıyorsun, kaçıyorsun, vuruyorsun, ediyorsun. Oyunun fragmanı izlediyseniz, müziklerini duyduysanız böyle gangsta tarzı bir müzik seçimi falan var. Ve düşününce de diyorsun ki ulan Prince of Persia ile bunun ne alakası var? Ama hakkını yemeyeyim, seride bu tarz değişikliğini ilk kez görmüyoruz aslında. Warrior Within'de de orijinal oyuna göre çok sert bir tarz vardı. İlk oyunda çok masalsı bir atmosferle takılırken ikinci oyunda metal müziklerle bam bam giriyorduk insanlara. Bakılınca oradaki tarz değişikliği de bayağı keskin bir değişiklikti aslında. O yüzden buradaki değişikliğe de o gözle bakıyorum yani. Hani onu eleştirmediysen bunu da eleştirmeyeceğim. Çıktığında oynayacağım, bakacağım. Ha ama çıktıktan sonra baktık oyun leş gibi, o zaman bam. Ama şaka bir yana oyunun iyi olacağını düşünüyorum. Oyunla alakalı umut beslememin en büyük... Yani ben çok küçükken oynuyordum ama eğleniyordum ya PSP'de oynarken, böyle atlamalı matlamalı o tuzaklara çarpmamaya çalışıyordum falan, keyifli diye hatırlıyorum. Bir de oyunun arkasındaki ekip aslında. Rayman oyunlarını yapan ekip geliştiriyor bu oyunu ki bu Raymanlar hakikaten çok eğlenceli oyunlardı yani. Bu kez belli ki çok daha epik bir şey yapacaklar yani. O türde iş yapmayı biliyorlar, o türde iyi işler yaptılar. Burada daha da iyisini yapacaklar. Ha niye biz hiçbirini Zopperji'ye böyle çok büyük bir oyun olarak görmüyoruz derseniz de her zaman söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Assassin's Creed serisi bu kadar popülerken, bu kadar ortadayken bir Zopperji'ye aynı parayı harcamazlar. Çünkü ikisi de birbirine çok benziyor. Valhalla yapı değil mi? Olarak, atmosfer olarak demiyorum. Oynanış anlamında çok benzerlikleri var. Ve Assassin's Creed serisi deli gibi satıyorken de Prince of Persia'yı biraz daha böyle konumlandırmaları hiç olmamasından daha iyi bence. Bir de Prince of Persia'nın orijinali zaten buradan çıktığı için aslında bir şey de diyemiyorsun yani, orijinali bu işte. Ben Lost Crown'dan umutluyum, iyi bir oyun olacağını düşünüyorum açıkçası, umutla bekliyorum efendim. Spider-Man 2. Yeni bir detay yok bu oyundan ama çıkış tarihini paylaştılar, onun için buraya aldım. 20 Ekim'de oyun geliyor. Bir de oyunda yer alacak Venom karakterinin Eddie Brock olmadığını söylediler. Öyle bir soru geldi, Eddie Brock mu diye, yok dediler, Eddie Brock değil, kim olduğunu oynayınca göreceksiniz. Allah Allah. Yaptılar, iyi yapmışlar, iyi bakalım çıkınca görürüz. Lies of P. Bu oyundan Lies of P. Bu oyunu hatırlıyorum. Mijan Bloodborne'dan büyük esinlenmiş bir Pinokyo hikayeli Souls oyunu aslında. Ama demos çıktı, ona haber vermek için aslında ben de burada konuşuyorum şu an. Eğer merak ediyorsanız siz de gidip indirebilirsiniz demosunu. Star Wars Outlaws. Ubisoft tarafından geliştirilen ilk açık dünya Star Wars oyunu olarak tanımlanan oyunu da görme şansına eriştik. Oynanış göstermediler ama bugün yarın gösterirler diye düşünüyorum. En azından bir tık daha detaylı bir şey anlatırlar diye umut ediyorum. O yüzden şimdi çok detayına inmeyeceğim. Konsepti anlatan bir sinematik yayınladılar. Konsept bence umut vaat edici duruyor. Bir kelle avcısını oynuyoruz. Ben bir Jedi'yi mi oynadım? Yani bir açık dünyada Jedi olarak gezmek isterim açıkçası. Umarım Jedi'lik namına da bir şey vardır içeride. Artık detaylarını görünce konuşuruz. Hellblade. Ama ben bu Star Wars oyunlarını falan oynamak istiyorsam, onu bir soracaktım size mesela, almadım o yüzden. Star Wars oyunlarını oynamak istiyorsam kesinlikle izleyeyim değil mi Star Wars serisini? Diğer türlü bir şey anlamam herhalde. Değil mi? Kesin izleyeyim, tamam. Okey. Hellblade oyunu takdir eden bir insanım. Hellblade 2'de iple çekiyorum. Hellblade'i yapan firmayı da severim. Önceki oyunlarını da sevmiştim. Hellblade'de sevmiştim. İkinci oyunu da bekliyorum. Yani bak, bu kadar oyuna karşı duygularım pozitif. Ama Hellblade 2 bizimkiler de çok övüyordu. Kordiler övüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bir trailer'ı biraz değişikti bu oyun. Ama yeter kardeşim. Vallahi yeter. Oğlum şu oyunu artık bir gösterin lan. Daha ne kadar sinematik atmosferli fragman gösterip duracaksınız ya. Oyun duyduğunda çok zaman geçti. Hala daha nasıl oynandığını, oynanışta ne barındırdığını göstermiyorlar. Belli ki buraları yapmadınız ya da yani inatla göstermek istemiyorsunuz. Ben anlamadım yani. Ya burada bir şey saklıyorsunuz ya da burada bitmedi. Başka bir cevabım yok. Yani her seferinde hikayeyi gazlandırıp duruyorsunuz. Tamam, hikayenizi merakla bekliyoruz. Çıkınca hikayeyi bak böyle dikkatle oynayacağım. Bak böyle bakacağım hikayeye. Ama bir nasıl oynandığını bir acık gösterin ya. İlk oyuna çok benzer bir şey yapacaksınız diye bir korkum var şu an, onu söyleyeyim size. Sanki bunlar hikayemiz çok sevildi abi, full hikaye abanalım demişler de oynanış çok geliştirilmiş gibi bir hissiyat verdiler bana. Ki bu firma, yani bu oyunu yapan firma, oynanış anlamında da çok kalbur üstü firmadır aslında. Yani Hellblade'deki oynanışlarını ben eksik buluyorum. Bence tüm aksiyon oyunları arasında en eksik oynanışlı oyun Hellblade'di. O yüzden devam oyunlarına yardıracaklarını düşünüyorum ama bir yandan da şüpheliyim, hadi bakalım. Çıkış tarihi bile net değil, 2024 dediler, geçtiler de. İnşallah 2024 be. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Aldım. Hiç Cyberpunk oynamama rağmen
Oynamamama rağmen aldım. Ucuz fiyatı artar diye aldım. İlla ki bir gün oynarız. Phantom Liberty için gösterilen fragman çok etkileyici bir fragmandı. Sinematik anlamda, teknik anlamda, hani oyunun hikayesi, evren anlamında çok çok güzeldi. Ama tabii oynanışta ne göreceğimizi hala da tam net bilmiyoruz. Fakat büyük ve geniş bir DLC olacağını tahmin ediyoruz. En azından Witcher örneklerine baktığımızda o hissiyatı veriyor bu DLC'de. CD Projekt ve DLC yapma konusunda günümüzün en popüler firmalarından bir tanesi. Witcher DLC'lerini çok özenerek yapmışlardı. Cyberpunk'a da belli ki benzer hassasiyet yaklaşıyorlar. Bu arada DLC'yi oynayan birkaç insan olmuş, onların yorumlarına baktım, çok pozitif yorumlar yapmışlar. Ve aralarında iddialı konuşanlar da var. Mesela biri oyun baştan aşağı bu DLC'yle değişmiş diyor. Yeni combat mekanikleri eklenmiş diyor. Skill ağacını diyor komple elden geçirmişler diyor. Bu DLC için yeni bir açık dünya yaptılar. Bu açık dünyanın çok büyük olduğunu söylüyor. Yeni silahlar var, yeni mekanikler var. Hack sisteminde değişiklikler var. Yani bayağı bir şeye el atmışlar. O yüzden fark. Ama biz önce normal Cyberpunk'ı oynarız, sonra DLC'ye bakarız. 50 saatmiş DLC. Çüş. Bildiğin oyun lan o zaman. Bir Cyberpunk oynayacağımızı iddia ediyor. Mekaniksel anlamda da bu kadar değişmiş bir oyun varsa karşımızda, gerçekten Cyberpunk 1077'yi bir daha oynanır bu şekliyle dedirtebilir bana. Yine de gaza gelmeyeceğim. Çıkınca göreceğim. Tam bu noktada videomuzun destekçisi Samsung Galaxy S23 Ultra'ya da değinelim. Daha önce elimdeki bu telefonla mobil platformların en sağlam yarış oyunları Ultra. Detaydan gidip bakabilirler bilgilerini. Warhaven. Aslında bir süredir kapalı betası devam eden bir oyun. Siz de katılabiliyorsunuz kapalı betasına. İş yok demeli anlatacak olursak da aslında Forerunner benzeri bir oyun. Online bir oyun. Düşmanlarla mücadele ediyorsunuz. Yakın dövüşe giriyorsunuz. Forerunner'a göre tabii savaşlar çok daha kalabalık, çok daha kaotik geçiyor. En azından benim gözüme öyle geldi. Bu da kendi tarzını oluşturmuş bir oyun izlenimi verdi bana. Eğer bu tarz oyunlara ilginiz varsa, böyle online kapışmalara girmeyi seviyorsanız Warhaven'da takipte kalmakta fayda var. Dediğim gibi oyunun kapalı betasına da katılabilirsiniz, aklınızda olsun. Alan Wake 2. Detaylarını görmeyi... Bu oyunu çok bekliyorum bak. Bu oyunu deli gibi bekliyorum. Forerunner'ı bir oynamadım be Merdo. Forerunner hangi oyundu ya? Ben bunu almışım ya. Hiç oynamamışım, almışım. 2020'de almışım. Bu oyun, tamam. Hatırladım ben bu oyunu. Kordiler mi oynuyordu bunu, kim oynuyordu lan? Herkes oynuyormuş amına, bir ben oynamamışım. Mebek de var dediğim gibi. Oyunun kapalı betasına da katılabilirsiniz, aklınızda olsun. Alan Wake 2. Detaylarını görmeyi duymak istediğim bir tanesiydi. Ne mutlu ki gördük. Şimdi ilk Alan Wake oyununu oynamışsınızdır, oynamadıysanız da duymuşsunuzdur. Bir korku atmosferli aksiyon oyunu aslında. Alan Wake 2 ile de arasında bayağı bir zaman var. Çıkalı çok oldu Alan Wake yani. Bu oyunla birlikte yapımcıların söylediği bir şey var. Bu bizim yaptığımız ilk gerçek korku oyunu olacak diyorlar. Yani ilk Alan Wake oyunu pek korkudan saymıyorlar ki aslında doğru. Çok da korkunç sayılmaz. Alan Wake 2 ile beraber işlerin biraz daha korkutucu olacağını söylüyorlar. Hadi bu bakalım. İşin oynanış anlamında işin içine araştırma da katmışlar. Yani sadece aksiyon korku üzerine gitmemişler, bir araştırma durumu da var. Hatta aksiyon tarafının ilk oyun kadar yoğun olmayacağı da söyleniyor. Bu kez biraz daha gerilim unsurunu arttıracaklar. İşte. Az çatışmaya gireceğiz ama öz çatışmaya gireceğiz. Oyunun akışı şu şekilde olacak. İki tane bayağı bildiğin Resident Evil gibi olmuş o zaman. Yanlış mı anlıyorum? Yanlış anlamıyorum değil mi? Gerilim unsurunu arttıracaklar. Az çatışmaya gireceğiz ama öz çatışmaya gireceğiz. Oyunun akışı şu şekilde olacak. İki tane ara karakterimiz var. Bu karakterlerden bir tanesi yeni ara karakterimiz Saga. Diğeri de Alan Wake zaten. Bu Saga isimli ana karakterimiz bir FBI ajanı. Oyuna başlarken Saga ile başlıyoruz. Saga'nın hiçbir mevzudan haberi yok. Yani ilk oyundan olmuş ne bitmiş hiçbir şey bilmiyor yani. Fantastik şeylerden de haberi yok. Bir dava geliyor önüne ve onu çözmeye çalışıyor. Onun için de etrafı araştırmaya başlıyor. Araştırırken de bazı garipliklere denk geliyor. Bu garipliklerde Alan Wake'in hikayesiyle alakalı ona bir şeyler anlatmaya başlıyor. Aslında hepimizler bu konsepti biraz da ilk oyunu oynamaya için tasarlamışlar. Hatta diyorlar yani ilk oyunu oynamadıysanız da problem yok. Burada siz hani biz hikayeyi Tamam. İlk oyunu oynamama da gerek yok o zaman. Baba. Bir şey diyeyim mi? Bak Eylül-Ekim'de çok güzel oyunlar oynayacağız. Bak. Eylül-Ekim'i bekleyin. Nasip olursa, hala burada olursak anlatacağız ne olup ne bittiğini. Saga'yla bir süre oynadıktan sonra ise bir başka karaktere daha erişimimiz açılacak. Alan Wake'e. Alan Wake'le de daha karanlık, daha böyle tekinsiz yerlerde, daha fantastik kısımlarla aslında yol kat etmeye çalışacağız. Peki hangi karakteri ne zaman ve nasıl yönetacağız? İşte o kısmı tamamen bize kalmış durumda. Yapımcı söylediği şey şu: istediğiniz karakteri istediğiniz zaman geçin. Yani ister bir Saga'yla oyna, bir Alan Wake'le oyna, istersen Saga'yla oyna sonuna kadar gel, sonra Alan Wake'e dön, ondan sonuna kadar gel. Yani olay tamamen sana kalmış. Tabii Saga'yla Alan Wake'in hikayelerinde belli noktalarda kesiştiğini söylüyorlar ama illa bununla oynamak zorundasın veya şimdi şununla oynayacaksın diye bir şey yok. Biraz kendi temponu ayarlamana müsaade etmişler. Enteresan bir karar olmuş. Farklı bir karar ama bir yandan da acaba hangisiyle oynamam gerekiyor lan diye tribe de sokabilir beni. Öyle takıntılı olanlar varsa hikayeyi esem. Mesela şu an direkt aklıma takıldı ya, Rayedik yayında. Abi Elena geç. Abi şu kızı oynama, Elena geç. Abi. Alo. Direkt bak kafamda canlanıyor.
anı yaşamak istiyorum diye. Onun da ipucunu vereceklerdir büyük ihtimalle. Burada Alan Wake'i geçmeni tavsiye ediyoruz derler diye düşünüyorum. Saga tarafında işlerin araştırma kısmının da ön plana çıkarılması enteresan olmuş. Bir panel yapmışlar böyle, orada davaları falan takip edebiliyorsun. Yani beklediğimiz o klasik Resident Evil'lerde gördüğümüz korku aksiyonun dışında bir şeyler olacak burada, o belli. Ama Alan Wake için Remedy çok heyecanlı. Ben de onlara güveniyorum. Hadi. Kafayı yiyeceğim bro, ne salak. Abi Alan Wake dururken kızla oynuyor. Çıldıracağım. Hadi bakalım, kolay gelsin, bekliyorsun. Warhammer Space Marine 2. Gears of War tipi saf aksiyon oyunları. Bu oyun çok havalı duruyordu. Bu oyunun ben bir oyunu daha kaydetmiştim. Ben bir olarak beklediğim bir yapım bu oyun. Zaten pek çok videoda söylemiştim bunu bekliyorum diye. Çok uzun olmasa da daha detaylı bir oynanış gösterdiler. Yani çok şükür gösterdiniz abi, sağ olun yani. Çünkü bayağıdır göstermiyorlar bir şey. Bu oyundan en iyisi ne bekliyorsun diye soruyorsan hiçbir şey beklemiyorum. Saf bir aksiyon bekliyorum. Onun için hiçbir özel beklentim yok. Sizin de böyle saf aksiyon iştahınız varsa siz de bekleyin. Evolved. Obsidian tarafından geliştirilen bir oyun Evolved. Neden Obsidian ismini alıyorum? Çünkü bu Obsidian şahane rol yapma oyunlarıyla bildiğimiz bir firma. Evolved içinde söylenen şey şu: bu bir rol yapma deneyimi. Hem de sağlam bir rol yapma deneyimi. Fakat fragmanını izlediğimde diyorum ki bu bir rol yapma deneyimi değil lan. Çünkü fragmanı tam bir aksiyon gibi duruyor. Yani oyunun yapımcısı Obsidian olmasa rol yapma oyunu diye özellikle altını çizmeseler ben hani derim ki herhalde Doom benzeri bir aksiyona girme oyunu. Çünkü biz herhalde oynamayız bunu ya. Ya kendi adıma konuşuyorum. Simal 26. yayınımış, hoş geldin. Gösterilen şeyler bana rol yapma namına bir şey anlatmadı yani, ama böyle üstüne basa basa konuştuklarına göre herhalde hakikaten var bir şey. Ya tabii ben gene gün sonunda böyle aşırı yüksek bütçeli bir oyun görmeyi beklemiyorum ama en azından keyifli bir şey çıkacak diye umut ediyorum. Mortal Kombat 1. Dövüş oyunlarını çok oynayan bir insan değilim artık yani, ama hikaye modları sebebiyle Mortal Kombat serisinde tüm dövüş oyunlarından bir tık daha yakın olduğumu itiraf edeyim. Çünkü abi hikaye modu çok güzel Mortal Kombat'ın, bak beraber oynadık baba, çok güzel. Ben hep oynuyorum. Harbi keyifli. Tek başına girip oynaması falan da eğlenceli. İlla dövecek birini aramıyorsunuz. Bu Mortal Kombat 1'de de seri aslında bir reboot yiyor. Her şey sıfırlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Hikayesi olarak bu durum yeni olasılıkları erken açtıracaktır firma için. Ama bunlara gelene kadar şu görüntüye bakmak lazım. Ben grafiklere acayip çok düştüm güzel. Ya. Harbi çok güzel. Animasyonun akıcılığı falan çok iyi olmuş oğlum. Uçmuşlar yani. Kombolar arasında geçişler falan da çok iyi duruyor. Yani. İşte bu. Ne olur bana önden bir versinler bu oyunu. Ne olur ya. Bir tek bu oyun için yalvarıyorum ya. Bak ömrümde hiçbir oyun için böyle şey yapmadım. Vallahi çok istiyorum ya. Yani teknik olarak çok kaliteli bir oyun olacağı belli. Oynanış anlamında da Mortal Kombat serisi son oyunlarda çok iyi işler çıkarıyor. Burada da aksi olacağını düşünmüyorum. Baba ben Ağustos'tan itibaren bak aha şu şey var ya, aynı böyle şey yapacağım. Nerede o? Bu ne la? Şu. Acılara yürüyor atlıyorum. Arada bir kalbini yoklarım. Cennetten çiçekli topluyorum. Ağustos'ta ben direkt böyleyim. Mortal Kombat'a her gün mail atacağım. Ben kişi sen gibi topluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Samsar haş olun yollarda. Her gün mail atacağım, buradayım. Bak beni unutmayın. Warner Bros. Mortal Kombat. I'm here. Exile 2. Aşırı kısa ama bir o kadar da etkileyici bir video yayınladılar Path of Exile 2 için. Hekko, kendisi Diablo benzeri ücretsiz bir kesbiç oyunu aslında. Ve ilk oyuna göre animasyon kalitesi anlamında, grafiksel anlamda bu da çok iyi bir sıçrama yapmış. Detaylarını Temmuz'da paylaşacaklar, takipteyim. Remnant 2. İlkine bir türlü kanımın ısınmadığı oyunun devamı geliyor. Yeni bir videosu paylaşıldı, devamının geldiğini biliyorduk ama bu videosu biraz daha ayrıntılı görmek. Karakterler havalı duruyor bak bu oyunda. ...mamızı sağladı. Tabii ki bu teknik olarak geldin. Çok daha rafine duran bir oyun. Ya izlerken şey dedirtti yani, belki ben de bu kez sarabilirim dedirtti. Eğer oyunu hiç bilmiyorsanız oyunun mevzusu şu: silahlı bir Souls oyunu gibi düşünebilirsiniz. Zorluğu var, silahlı aksiyonu bol, yakın dövüş aksiyonu var. Co-op da oynayabiliyorsunuz, arkadaşlarınıza girip bir şeyler kesebiliyorsunuz. Bunun üzerine kurulu bir aksiyon sunuyor. Burada çeşitliliği arttırmışlar gibi, düşmanlar daha fazla gibi, mekanlar çok daha etkileyici gibi. Çıktığında bakacağız. Clockwork Revolution. Bu oyuna dikkat edin arkadaşlar. Bu oyun büyük bir sürpriz yapabilir, büyük bir hit olabilir, çok acayip bir macera sunabilir. RPG'nin babaları tarafından yapılan bir oyun bu. Ya ben bu oyun fragmanı ilk görümde biraz hayal kırıklığım oldu çünkü sadece FPS oyunu yapacaklar zannetmiştim. Yine fragmanı FPS ağırlıklı olduğu için. Fakat sonrasında açıklama yaptılar. Bu oyun bildiğin hardcore RPG mekanikleri de barındıracakmış arkasında. Oyunun arkasındaki isimlerin rol yapma oyunlarıyla arası o kadar iyi ki yani bu oyunda olabilecekleri hayal etmek beni çok heyecanlandırdı. Atmosfer... Mesela sizin gözünüzde en kral rol yapma oyunu nedir arkadaşlar? Mesela Witcher 3 bir rol yapma oyunu değil mi? Yanlış bilmiyorum. Skyrim mesela ha. En kralı ne mesela bunların? San Andreas Multiplayer. Samp. Skyrim. RDR'de rol yapma oyunu olarak mı geçiyor? Allah Allah.
RDR2 rol yapma oyunu değildir lan. Siz yanlış biliyorsunuz bence onu ya. Oğlum siz rol yapma oyununu acaba arkadaşlar GTA 5 falan yazıyorsunuz. Siz acaba bu rol yapma oyununu roleplay ile mi karıştırıyorsunuz? Bak bu rol yapma oyunları dedikleri RPG. Mesela MMORPG, normal RPG falan. Siz normal RP ile karıştırıyorsunuz herhalde ya. O zaman CSGO ya. Siktir video. Witcher 3'te Skyrim çok yazıyorsunuz. Tamam. O zaman Among Us aynen. Kuvvetli duruyor. Bioshock esintisi var deniliyor ki zaten artık Steampunk ne görsek Bioshock diye isim geliyor. Oray mı geldi lan, hoş geldin. O yüzden şaşırmadım Bioshock yakıştırması yapılmasına ki ben de kendim Bioshock dedim yani. Ama burada vaat edilen şey iyi ki anlatılan bir FPS oyunundan ziyade rol yapma mekanikleriyle de süslenmiş iyi ki anlatmasını umduğumuz bir FPS oyunu çıkması. O yüzden diyorum bu oyun büyük bir hit olabilir diye yakından takip edeceğim Clockwork Revolution'ı. Kunitsu Gami Pet of the Goddess. Capcom'un ismini okuması zor oyunlarından bir tanesi daha. Şimdi bu oyun klasik bir aksiyon oyunu gibi duruyor ama inanılmaz Japon öğeleriyle yani Doğu Uzak Doğu öğeleriyle beslenmiş bir oyun gibi. Ya izlerken gözüm ağrıdı açıkçası ama hani bir aksiyon oyunu Capcom yapıyor, neden takip etmeyelim ki deyip listeme aldım, takip ben ediyorum. Ben mesela oynamam Fable herhalde. Fable eskiden çok meşhur olan bir oyun üçlemesiydi aslında. Özünde mizahi unsurlar bulunan bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunuydu kendisi. Şimdi tekrardan bu markayı alevlendiriyorlar yani. Tekrardan reboot attılar böyle. Markayı cilaladılar, bir daha önümüze sunacaklar. Yapsınlar da, Fable markasını severim. Hep bir kanım sınıktır Fable'a. Fragmanda ilk kez gösterirler ki görsel olarak şık duruyor. Etkileyici şeyler de var fragmanda. Hemen mizahi unsurları da korumuşlar. Bu da güzel. Ama oyunun çapını pek anlayamadım ben yani. Bir devle kapışma sahneleri vardı kısa kısa gösterilen. Ama bunu izlesem böyle kafamda şey kalır. Herhalde devlerden kaçtığımız bir mini oyun falan mı bu acaba diye düşünebilirdim yani. Bence güzel markayı bilmeyenler için pek durumu özetleyen bir şey olmamış bu. Çünkü Fable sadece sinematik bir aksiyon değil abi. Asıl malzemem var orada, onu çok fazla göstermediler. O yüzden onu bekliyorum ben açıkçası. Onu görünce anlayacağım Fable'ın ne seviyede bir oyun olabileceğini. Ama bu gösterdikleri sahne teknik olarak etkileyiciydi. Final Fantasy VII Rebirth. Geçtiğimiz yıllarda çıkan Final Fantasy Remake'in devam oyunu geliyor. FF7 Remake olarak anacağım kendisini. Ne kadar sevdiğimi söylemiştim önceki videolarında. Orijinal FF7'yi oynayanların pek sevmediği tarafları var bu oyunla alakalı. Ama ben orijinalini oynamadım ve bu oyunu çok severek oynamıştım. Bu da orijinal FF7 oyunu baz alarak yapılacak bir oyun olacak. Mevzudan kafası karışan varsa şunu söyleyeyim. Bir tane orijinal FF7 oyunu var. Bu orijinal oyun çok büyük, çok geniş bir oyun. Bunu remake yaparlarken de parçalara bölüyorlar işte. İlk kısmını alıyorlar, büyütüyorlar. FF7 Remake olarak sunuyorlar. Şimdi ikinci kısmını alıp yapıyorlar. Bunu da Rebirth olarak sunacaklar. Bu ikinci kısımda bitecek mi bitmeyecek bu oyun, yoksa üçüncü kısım olacak mı, onu da göreceğiz. Ben orada oynamam herhalde. Aksiyonunu korumuşlar gibi duruyor. Görsel kaliteyi çok çok iyi hale getirmişler. Zaten ilk oyunda da çok çok başarılıydı. Çıkmasını beklediğimiz oyunlardan biri oldu. En dikkatimi çeken oyunlar bunlardı ama birkaç oyun daha var böyle hızlı hızlı adını anmak istediğim. Mesela bunlardan biri Cities Skylines 2. Ben bir Cities Skylines oyuncusu değilim ama böyle bir oyun geliyor. Bunu da listeye almasam olmaz şimdi. Bu da gelecek yani. Çıkış tarihi falan açıkladılar. Meraklısı çok. Payday 3 benim gene pek ilgim olduğu bir oyun değil. Payday 2 hiç oynamadım ama Payday 3 oynamak istiyorum. Slender 25-2 abonelik etmiş, eyvallah. Payday severler baksınlar, yorumlasınlar ama çok bekleniyordu bu oyunun videosu. En sonunda çıktı. Ne düşünüyorsunuz siz söyleyin abi. Eleştirenler olmuş çünkü Payday 2'ye çok benziyor falan bu diye ama yorumlar sizde. Metafor çok şık gözüken bir JRPG gibi duruyor yani. Kendine has bir tarzı var, hani Persona tarzını da hissettirdi bana ama bir yandan da farklı bir şey yapıyoruz verdi bana. Çıktığında bir takip edeceğim. Çok pozitif eleştiriler olursa bunu bir oynamak istiyorum açıkçası. Jusant. Atmosfer olarak çok hoşuma gitti. Görsel atmosfer harbi güzel duruyor lan. Biraz da çok hoşuma gitti. Bir tırmanma macera sunacak, o kısmı belli. Bunun içine mekanikler var mı, ne gibi şeyler var, onu da çıktığında göreceğiz. Son olarak bahsetmediğim bir oyun var, Starfield. Evet, küçük minik bir oyun kalmıştı Starfield, ondan da bir bahsedeyim diyeceğim ama bahsetmedim. Çünkü onu ayrı video yapacağım. O kadar uzun, o kadar güzel şeyler gösterdiler ki beynim yani uçtu gitti. Dedim ki ben bunu burada kısa bahsedersem hakkını yerim, ben bunu şöyle güzel geniş bir video yapayım. O yüzden Starfield'ı oraya saklayacağım, o özel videoyu saklayacağım. Orada detaylıca konuşuruz, ne gördük, ne etti, gördüklerimizi anlayacağım. Bu oyunda çok konuşanı duydum bu arada, bu Starfield'ı. Anlamalıyız yoksa kendimizi frenlemeli miyiz, gaza girmek güzel mi kötü mü, bir bunları değerlendiririz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Burada listede en, bak en çok oynamayı bekliyorum. Oynayacağım oyunları muhtemelen söylüyorum size. Spider-Man 2'yi muhtemelen bir denerim, sararsa oynarım. Lies of P'yi bilmiyorum yani, güzel duruyordu da belki oynamayabilirim. Prince of Persia'yı kendim denerim. Mortal Kombat 1'i kesinlikle oynarım. Alan Wake 2'yi kesinlikle oynarım. Payday 3'ü oynamayı planlıyorum. Cities Skylines 2'yi kesinlikle oynarım. Fable hoşuma gitti, oynayabilirim. Clockwork'ü bir merak ettim. Bayağı bir övdüler, ona da bir bakarım.
Yani bunları herhalde oynarız. Clockwork. PD3 ve Cities of Skylines 2 çıktığı gibi Game Pass'e çıkacakmış. Allah Allah. Starfield'ı bak çok duydum, hiç görmedim. Starfield'a da bakabiliriz yani. Abi Temmuz'da FNAF Security